Herkese merhaba, Evde Mimar'dan Barış ben. Bugünkü videomuzda size en önemli konulardan biri olan minimalizm. Minimalizm ev dekorasyonu nasıl yapılır? Minimalist ev dekorasyonu yaparken nelere dikkat etmeniz gerekir? Bunu anlatmaya çalışacağız. Minimalizm sanatta, edebiyatta ve özellikle ev dekorasyonunda olmazsa olmaz öğelerin en bariz şekilde kullanıldığı akımdır. Minimalizmi ev dekorasyonunda kullanmak için ilk adım elbette ki evi beyaza boyatmak olabilir. Beyaza boyatırsanız evinizi hem mobilyalarınızı daha ön plana çıkartabilirsiniz hem de sade ve güzel bir tasarıma sahip olabilirsiniz. Beyaz renk ve türevlerini burada kullanabilirsiniz. Burada villa taşı renginden, fil dişi renginden söz edebiliriz. Siz de beyaz renklerin türevleri olan buz beyazı ve kırık beyazını da renk kartelalarında araştırmayı ihmal etmeyin. Eğer mobilyalardan söz edecek olursak burada elbette ki rahatlığı ve konforu ön plana çıkarmamız lazım. Unutmayın ki minimalizm olmazsa olmaz öğelerin kullanıldığı akımdır. Burada siz de bej renklerini, krem renklerini deneyebilirsiniz. Aynı zamanda mobilyalarınızda ahşap ve ferforje öğeleri de kullanabilirsiniz. Minimalizm akımı doğallığı temsil eder. Siz de evinizde doğal bir görünüm elde etmek için birçok şeyi uygulayabilirsiniz. Bunun için doğal halıları, Anadolu motifli kilimleri düşünebilirsiniz. Bunun yanında masanıza serpiştirilmiş dergileri bile kullanabilirsiniz. Bu da evinize doğallık ve nötr bir görünüm sağlar. Minimalizm akımı sade ve sadece boş bir evden ibaret değildir. Evinize birçok dekorasyon öğesi katabilirsiniz. Desenler de bunlardan bir tanesi. Eğer evinizde desen kullanacaksanız da geometrik öğeleri tercih edebilirsiniz. Geometrik öğeleri kullanmanız minimalizm akımına gücüne güç katacaktır. Geometrinin öneminden bahsetmiştim. Hakikaten minimalizm akımı geometriyle beslenen bir akım. Siz de geometrik öğeleri yani üçgenleri, daireleri, böyle masaları, sehpaları, sandalyeleri evinizin birçok bölümünde kullanabilirsiniz. Işıklandırma da minimalizm akımının en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Eğer büyük pencereleri ve yeterince ışık alan bir evdeyseniz şanslısınız demek ama küçük bir evde yaşıyorsanız da ışıklandırmalara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun için led ışıkları, paralel ışıkları ve çizgisel ışıkları tercih edebilirsiniz. Minimalizm akımı düzeni temsil ediyor. Evinizde ne kadar fazla düzenli olursanız minimalizm akımına da o kadar fazla katkı yaparsınız. Bunun için depolama alanlarını kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Burada dolapları bolca kullanmanız ve tasarım şeklinde depolama alanlarını tercih etmenizi öneriyoruz. Bu videomuzda size minimalizm akımından bahsettik. Umarım beğenmişsinizdir. Size minimalizm akımında hem örnekleri sunmaya çalıştık hem de nasıl kullanabileceğinizi, minimalizm akımını evinizde nasıl yansıtabileceğinizi anlatmaya gayret ettik. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de merak ettiğiniz soruları bize sormayı, dilediğiniz an Evde Mimar ekibiyle iletişim kurmayı ihmal etmeyin. Bir diğer videomuz olan mutfak dekorasyonu ile ilgili fikirlere de buradan ulaşabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.